YouTube kanalımızdaki insanların rüyalarını yorumluyoruz. Elif demir, bir gece dua edip isteklerimi Allah'a söyleyip yattım. O gece rüyamda Fetih Suresini okuduğumu gördüm. Teşekkür ederim. Lütfen Fetih Suresini 21 adet okursanız Elif Demir Hanımcığım, bütün istekleriniz Allah katında kabul olacak diyebilirim. Merhabalar, ben 68 doğumluyum, terazi burcuyum. Sessizce ağlıyorum, uyandığımda hala gerçekten ağlıyorum. Pelin Karakoç. Rüyada ağlamak çok büyük bir sevinç ve mutluluk yaşayacağınız Pelin Hanımcığım ve isteklerinizin tek tek sahip olacağını söyleyebilirim. Gül Saha. Selam, rüyamda sevmediğim kişiler bana dostane yaklaşıyor ve beni sürekli iş arıyorum. İş konumuzla ilgili yaşayacağınız sıkıntılar var, dikkat edin lütfen ve bazı şeyler iyi olmayacağını gösteriyor. Lale Ali Veya. Rüyamda iki seçim arasında kalmışım. Allah bana yardım et. Ben birini seçeyim diyorum. Hayatımda seçeceğim bir tane bile erkek yok. Çok iyi bir kısmetiniz olacak ve hayırlı bir kapınız olacak ve evlilik yapacaksınız. Mücahit kardeşler. Merhaba. Sevdiğimin saçları uzamış rüzgarda dalgalanıyor. İlişkinizle ilgili sıkıntılar olabilir. Gereksiz ilişkinize insanlar laf sokup dengesizlikler yaratabilir. Dikkat diyorum. Gamze Mavi. Şu an rüyamı yazacağım. Yorumlar mısın? Allah rıza için. Avuç avuç kavun veriyordu kucağıma. Bahçemizde oturan rahmetli babama gösteriyordum. Gülüm suyun rahmetli babam da ara ara görüyorum. Acurun içinde acur vardı diyor. Aslında evliliğinizle ilgili çocuk sevinci ve evliliğinizle ilgili çocuk sevinci yaşayacaksınız. Bir kızınız varsa erkek çocuk, hatta babanızın ismini koyarsanız sevinirim. Fakat şöyle bir durum var, evliliğinizde de sıkıntılarınız var, dikkat edin lütfen diyorum. Rüyamda bir kadın yanıma gelip senin sırrını biliyorum diyor. Bu arada annem de yanımda, anneme söylemezsen de korkuyorum. Anlamı nedir? Kendi içinde oturtamadığın dengesizlikler var, MR robot. O yüzden bu dengesizliklerin bitecek, kariyer hayatında çok güzel bir başlangıç yapacaksın. Hayırlı noktalara vesile olacağını düşünebilirim. Gamze Mavi, abla canlı canlı yayın yapacak mısın? O ne demek? Gamze Mavi'yi yorumladı. Ha Gamze'cim yolladım. Babamı acırıp 4 çocuk sevinci yaşayacaksın bebeğim. Senin rüyan. Fatma Tural 07. Rüyamda Recep Tayyip Erdoğan'a yemek yediğimi görüyorum. Çok yemek vardı ve çok kalabalıktı. Hedefim müdür olmak olur muyum sizce? Ve Fatma Hanım, kariyerinizle ilgili bir yıl içerisinde hedeflediğiniz noktaya erişeceksiniz. Hiç panik yapmayın. Allah sizinle birlikte diyor. Emine Hanım, iş yerimde bir bayan benim rüyasında kırmızı çok şık bir elbise ile görmüş. Altında yeni kırmızı çizme varmış. Kırmızı bir arabaya binmişim. Maşallah. Jeanette Jean. Kariyerinizle ilgili hedeflediğiniz her şey ve özel hayatınızda ne aksi gidiyorsa hepsinde büyük bir sevinç ve aydınlık yaşayacaksınız. Bir de yükselişiniz var. Allah kısmet ederse bu yükselişiniz de gerçekleşecek diyorum. Başka rüyalar var mı? Bir bakıyorum. Çünkü interneti kapattım rüyaları yorumlamak için. Ses çıkmasın diye. Jeneci'nin bakıyorum. Hamiyet Gültepe, rüyamda bebek pudrası sürüyorum. Bu ne anlama gelir? Kadınsal bölgenize dikkat edeceksiniz. Sağlık problemleriniz olabilir. Bunu ihmal etmeyin. Merhaba. Su misali. Yani rüyamda sevdiğim adamın kırmızı tişört giymiş olarak gördüm. Tez vakitte ilişkinizle alakalı sıkıntılar olacak. Sonu aydınlığa kavuşabilir diyorum. Emine ablacığım, evlilik nasibi var mıdır? Onu lütfen seans alarak bakacaksınız. Ses enerjiniz gerekebilir. Rüyamda sevmediğim kişiler bana dostça yaklaşıyor. Bunu da biraz önce bayağı okumuşum hepsini. Hissettiklerim bu kadar. Haftaya yine abone olan tüm izleyicilerimizin rüyalarınızı yorumlayacağız. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Özel seans almak isteyenler de zaten telefon numaramı biliyorlar. Arayıp özel seans alabilirler diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.